Arkadaşlar merhaba. Papi'yi dolaştırmaya çıktım. Papi, Hemen bu derenin kenarındaki parktayız arkadaşlar. Balçova. Gel bakalım şuraya. Papi 7 yaşında arkadaşlar. Ama çok hareketli kukullar. Geçenlerde bir tane kukul gördüm. İki tane büyük tasmalı köpeğe gitmiş bulaşıyor. Kendisi tasmasız, diğer büyük köpekler tasmalı. Tabii o ona güvenip rahatlıkla büyük köpeklere dalaşabiliyor. Çimenlerde her zaman oynardı. Şimdi oynamadı. Papi oynasana oğlum. Şimdi gel. Hadi yürüyelim papi. Hadi bakalım. Yürü papi. Papi yürü. Gündüz vakti olduğu için arkadaşlar büyük köpekler yok ortalıkta. Bunlar genelde bir yerlerde yatıyor. Hava sıcak ama 2 gün önce bir yağmur yağdı. Şimdi bayağı bir sıcak var. Zaten İzmir'de Kasım'a kadar kış gelmez normal şartlarda. Buraları temizlemişler arkadaşlar. Geçenlerde çok pisti buraları. Gel papi. Hadi karşıya geçelim gel. Şu yol arkadaşlar otobana çıkıyor. Bakın Fahrettin Altay çeviriyor falan yazmışlar. Mithatpaşa Caddesi'ne doğru yürüyoruz arkadaşlar. Burası otobüslerin... Vay bir dakika papi. Gel buradan çıkamayız gel. Arkadaşlar burası Ziya Gökalp Sokağı. Burası cadde aslında.
otobüslerin, arabaların Mithatpaşa'ya, Üçkuyulara, otobana çıktığı cadde. Pardon, otobana çıkmıyor, tek yön çünkü. Ama otobandan çıkıp buradan semtlere dağılıyorlar. Ama burası sokak. Ne ilginç. Tam Ata Caddesi'ne paralel bir sokak. Aslında cadde. Ama burası Ata Caddesi gibi gelişmiyor. Öyle apartmanların altındaki dükkanlar falan mağaza gibi değil. Daha çok büro tarzı dükkanlar var. Gel. Şu evler falan eski değil arkadaşlar. Bunlar yeni yapıldı. Yani 3-5 senelik ev. Belki 10 sene olmuştu. 3-5 senelik de demeyeyim de. Aslında parkları kim kirletiyorsa onları temiz etmek lazım. Yani olacak şey mi? Geliyor, çekirdeğini yiyor, atıyor yere. Ne kadar ayıp bir şey. Bu zamanda ya. Biz çocukken bile yapmazdık onu. Bir 40-50 sene önce. Ya korkuyorum aslında arkadaşlar. Yere zehirli bilet atarlar. Korkurlar, yerden bir şey almayı çok seviyor. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıklı, esenlikli günler diliyorum.